InDesign dokümanının çalışma alanında e, objeler arasındaki düzeni sağlayabilmek için daha doğrusu tasarımımızı istediğimiz ölçülendirmeyle yapabilmemiz için bize kılavuz çizgiler yani guide dediğimiz çizgelere ihtiyacımız var. Bu guide'ları çalışma alanına getirmek için yapılması gereken en basit şey cetvelin üzerine klikleyip basılı durumdayken istediğimiz herhangi bir noktaya getirip bırakmak. Dikkat edil, edilirse ben çalışma alanının içine guide'ı getirdiğim zaman çalışma alanının içinde kalmakta. Eğer dışına taşıdığım zaman da sonsuza gitmektedir. Bu tamamen tercihe bağlıdır. Ama çalışma alanının içinde ve dışında istediğimiz yere bırakma şansımız var. Eğer bu gaydları biz herhangi spesifik bir ölçü için ölçü üzerinde bırakmak istersek yapmamız gereken yeşilken highlight edilmemiştir. Seçmek seçince maviye dönüşür. Şurada Y ekseninde sadece oraya bir veri girmek. Mesela buraya 5 cm deyip enter'a bastığım zaman bu guide direkt 5 cm'e oturmuş durumda. Bir de soldan dikey çekelim. Mesela bunu da eğer ben 3 ya da 5 noktasına çekmek istersem yapmak yapmam gereken yukarıdan takip ederek elimle çekmek veya %100 emin olmak istiyorsam seçiliyken buraya da 5 yazmak. Böylece guide'lar istenilen noktada en ufak bir kayma yaşanmadan yerleşirler. Eğer yerleştirmiş olduğumuz gaydları ee, silmek istersek veya değiştirmek istersek veya herhangi bir hata yapıp yenilemek istediğimiz zaman yapmamız gereken almış olduğumuz gaydi geri cetvelin üzerine sür sürüklemektir. Sürüklediğimiz zaman gayet otomatik olarak kaybolacaktır. Veya diğer bir şey de gaydi seçip seçtikten sonra delete tuşuna basarak gaydan kurtulmak. Doküman üzerindeki Guide çizgilerini yani kılavuz çizgilerini saklamak için yapmamız gereken View menüsünden gridzen Guides menüsüne gidip Hide Guides'a basmaktır. Dikkat edildiği gibi e, Guide'larla birlikte diğer bütün e, çizgilerde, yani bleed ve slug çizgileri de e, Show diyerek açıyorum. Diğer çizgiler de yok oldu. Bunun sebebi de e, bu slug ve bleed çizgileri de Guide'lar gibi bir referans çizgisidir, kılavuz çizgisidir. Bunlar baskıda görünmeyeceği için otomatik olarak saklandığı zaman hepsi birlikte kaybolurlar. Guide ve gridlerle ilgili çeşitli seçenekleri e, Edit menüsünde, Preferences'lerin altından e, Guide ve Pasteboard'un olduğu menüden değiştirebiliriz. Gördüğümüz gibi burada e, marjinlerin, kolonların, bleed'in ve slug'ın e, hangi renklere atandığı açıkça görülmekte. Zaten burada da gördüğümüz gibi renkler birbirini tutmakta. Eğer biz istersek çalışma tercih olarak bu renkleri e, değiştirmemiz mümkün. Çalışma alanımızdaki guide'ların hareket etmesini istemiyorsak herhangi bir şekilde yapmamız gereken bu guide'ları kitlemektir. Guide'ları kitleyebilmek için yine view menüsüne gidiyoruz. Grids ve guide'ların olduğu menünün altından lock guide seçeneğini seçerek Kayıtları kitlemiş oluruz.